Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. 6. soru çözümümüzdeyiz ve hücre zarından madde geçişleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Özellikle bunu ayırdım. Dediğim gibi hücre zarı ve hücre zarından madde geçişleri ayrıca bir konu olarak değerlendirdim ve buna göre ayrı bir soru çözümü yapıyorum. Yine tekrar baştan hatırlatayım, soru çözümlerinizi yaparken ilk önce TET, AYT kaynaklarından çözün, daha sonra arkadaşlar EABT kaynaklarından çözebilirsiniz. Zaten hücre zarından madde geçişleri temel olarak TYT ve AYT kısmındakinden geliyor arkadaşlar. Burada birkaç tane böyle çok ufak detayları var. Ama geriye kalan büyük bir kısmı TYT, AYT kısmındaki konuyla ilgilidir. Yani çok büyük de hani bir farkı yok. Gelelim şimdi soru çözümümüze. Hücre zarı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. A. Hücre zarındaki sıkı bağlantılar hücre içindeki zehirli bileşiklerin kana geçmesini engeller. Evet arkadaşlar, bakın sıkı bağlantılar hücrenin içerisinde bulunan işte zehirli moleküllerin dışarıya çıkmasını engelleyerek kana geçişini engelliyor. Bu doğrudur. Hücre zarındaki ara bağlantılar ile bir hücreden diğerine iyonlar ve küçük moleküller iletilir. Şimdi ara bağlantılar zaten hücre zarları arasında bulunan bağlantılardır ve hücreden hücreye madde geçişini sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Desmozomda bulunan mikrofilamentler hücreler arasında bağlantının kuvvetlenmesini sağlar. Mikrofilamentler ne yapıyordu? Esneklik ve direnç kazandırıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Plazmodesmata bitki hücreleriniz toplazmaları arasında köprü kurarak bağlantı sağlar. Evet arkadaşlar, plazmodesmata bitki hücrelerinde bulunuyor. İşte sıkı bağlantı, ara bağlantı, desmozomlar hayvan hücrelerinde bulunuyor. Glikoprotein ve glikolipid porları oluşturarak madde geçişini sağlar. Şimdi arkadaşlar, madde geçişinde görev aldıkları doğru. Ama porları oluşturmazlar. Porları oluşturan yapılar proteinlerdir. Yani hani glikoprotein, glikolipid değil, sadece proteinlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki plazmolis halinde olan bir bitki hücresiyle ilgili. Şimdi plazmolis halindeyse hücre ne yapmış? Su kaybetmiş, değil mi? Su kaybetmiş ve büzülmüş. Peki böyle bir hücre hangi ortama konulmuştur sizce? Hatırlayalım. Hipertonik ortama konulmuştur. Çünkü hipertonik ortamda madde yoğunluğu fazla olduğu için, su miktarı az olduğu için hücreden dışarıya su çıkıyor. Dolayısıyla hücre büzülüyor ve plazmolis haline geliyor. Diyor ki hipertonik ortama konulmuştur. Evet. Peki hücre su kaybediyorsa arkadaşlar, ozmotik basıncı ne olur? Su kaybettiği için su yoluna ihtiyacı artar. Dolayısıyla ozmotik basıncı artar. Turgor basıncı zaten ters orantılıydı. Turgor basıncı azalır. Diyor ki hücre zarı hücre çeperine yaklaşmıştır. Şimdi bakın, bir bitki hücresini düşünün. Şu bizim bitki hücremiz. Hücre zarı, hücre çeperi. Şimdi hücre çeperini çizdik. Hücre zarını nasıl çizeceğiz? Eğer ki hücre su kaybediyorsa, büzülüyorsa hücre zarı şöyle içeriye doğru gelir arkadaşlar. Dolayısıyla hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe uzaklaşır. Bu da ne diyor? Hücre zarı hücre çeperine yaklaşmıştır diyor. Hayır, uzaklaşmıştır olacak. Tamam mı? O yüzden bu yanlıştır. Hücrenin ozmotik basıncı artmıştır. Zaten ozmotik basıncı başta söyledik, artmıştır, doğru. Doğru olanı sorduğu için cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Gelelim 3. soruya. Diyor ki belirli bir tatlı su alginde yaşadığı ortamda bulunandan 1000 kat daha fazla potasyum bulunmaktadır. Yani algde ortama bağlı olarak 1000 kat daha fazla potasyum var. Diyor ki bu tatlı su algi ile ilgili olarak hangileri yanlıştır? Potasyum dengesinin korunmasında ATP harcanır. Şimdi arkadaşlar, şu alg olsun. Alg, burası da dış ortam. Algde 1000 kat daha fazla potasyum var. Dolayısıyla difüzyon kurallarına göre potasyum ne yapacak? Dışarı çıkmak isteyecek. Ama bunun dengenin korunabilmesi için ne yapması lazım? Hücrenin ATP harcaması lazım. O yüzden bu doğrudur. Alg ölürse diyor, potasyum iyonunun derişimi ortamla aynı olur. Alg öldüğünde artık ATP üretemeyeceği için dolayısıyla potasyumlar ne olacak? Difüzyon kurallarına göre yayılmaya başlayacak ve ortamla aynı olacak arkadaşlar. Bu da doğrudur. Potasyum dengesinin korunması difüzyonla gerçekleşir. Hayır, az önce de söyledik, aktif taşımayla, yani ATP harcanarak gerçekleşir. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız B
1 ve 2 pardon hangileri yanlıştır dediği için ne olacak cevabımız? Yalnız 3 olur arkadaşlar. Gelelim 4. sorumuza. Şöyle çekelim soruyu. Evet. Canlıların bazılarında görülen diyor. Zar yüzeyindeki değişmeler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz ne yapacağız? Eşleştirme yapacağız bakın. Hücre zarından dışarı doğru oluşan parmak şeklindeki çıkıntılardır. Hücrenin dışa doğru oluşturduğu geçici sitoplazmik uzantılardır. Hücre zarının içeri doğru çukurlaşarak oluşturduğu kesiciklerdir. Arkadaşlar, hücre zarının içeri doğru oluşturduğu kesecikler nedir? Pinostik cep, değil mi? O zaman buraya direkt 3 yazdım. Şimdi geriye mikrovillus ve pseudopod kaldı. Pseudopod dediğimiz neydi? Yalancı ayak. Bakın, hücrenin dışarı doğru oluşturduğu geçici sitoplazmik uzantılar. Bakın burada geçici demesi direkt neyi aklımıza getirecek? Yalancı ayağı getirecek. Neden? Çünkü yalancı ayak geçici bir durumdur. Direkt parmak şeklinde bu şekilde uzatıyor. Tekrardan eski haline geri dönüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burası 2 olacak. Hücre zarından dışarı doğru oluşan parmak şeklindeki çıkıntılardır. Bunlar da ne olacak zaten? Mikrovillus olacaklar. Şuradaki geçiciyi kullanmasaydı eğer sitoplazmik uzantılar deseydi şu ikisi arasında herhangi bir ayrım yapamazdık. Ama burada geçici dediği için direkt buna pseudopod yani yalancı ayak dedik. Buna da arkadaşlar mikrovillus dedik. Gelelim diğer sorumuza. 5. soru. Bakın böyle deneyli sorular çok çıkar karşınıza. Yanda verilen deney düzeni ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar yanda ne var bakın. M maddesi var şu bağırsağın içerisinde ve M'yi parçalayan enzim var. Dışarıda da ne var? X maddesi ve su var. Şimdi M'yi parçalayan enzim varsa M burada parçalanabilir mi? Evet. Demek ki parçalanabilen bir özelliğe sahip. O zaman M maddesi nedir? Bir polimerdir. M maddesi direkt olarak bağırsak zarından dışarı çıkabilir mi? Çıkamaz arkadaşlar. Çünkü polimer maddeler özellikle cansız ortamda kesinlikle dışarıya çıkamıyor. Nasıl çıkar polimer madde? Egzositoz yoluyla. Egzositoz yapabilmesi için de hücrenin canlı olması gerekiyor ama burada bir cansız ortam var. O yüzden çıkış yok. Enzim de arkadaşlar yine büyük bir madde olduğu için enzim de dışarı çıkamaz. Buradaki X maddesi mesela M parçalandı ya enzimle. X maddesi M'nin yapı taşı olabilir. Mesela M artı enzim dedik. Bakın parçalandı. Burada X maddesi artı işte X bu şekilde oluşturabilir arkadaşlar. Tabi bunu oluşturabilmesi için su kullanması falan gerekiyor. Orasına girmiyorum. Şimdi diyor ki X maddesi M enzimi ile parçalanır. Bakın hayır. X maddesi dışarıda. M maddesi içeride ve M'yi parçalayan enzim içeride. Yani enzimin zaten dışarı çıkma ihtimali yok. Dolayısıyla parçalanma olayı olmaz. X maddesi M'nin yapı taşıdır. Evet arkadaşlar az önce söyledim. M'nin yapı taşı olabilir. Doğru. X maddesi bağırsak duvarını geçme özelliğini taşır. Şimdi burada parçalanma gerçekleşti ya. Parçalanma burada oldu ama X maddesi dışarıda. O zaman bağırsak duvarını geçme özelliğine sahiptir. Cevabımız ne olacak? Doğru olanı sorduğu için 2 ve 3 olacak. Gelelim 6. soruya. Diyor ki bir deney tüpündeki suya iyot çözeltisi damlatılıyor ve bağırsak parçası suya daldırılıyor. Şimdi bağırsağın içerisinde ne var? Nişasta çözeltisiyle dolu bağırsak var. Artı bir de %80'lik glikoz çözeltisi var. Şimdi arkadaşlar buradaki nişasta kesinlikle dışarı çıkmaz. Bakın nişasta çıkmaz. Çünkü nişasta nedir? Büyük maddedir. Bağırsağın içinde kalır. Ama glikoz ortam eşitleninceye kadar yani 40 burada 40 burada olana kadar geçiş yapar. Şimdi diyor ki iyot damlatılmış bakın suya buraya iyot damlatılıyor. İyot nişasta ile mavi renk verir arkadaşlar. Normalde bunu açıklama olarak veriyorlar genelde ama bazen vermedikleri de oluyor. İyot nişasta ile mavi renk verir unutmayın. Zaten soru çöze çöze bunları artık aklımıza yerleştireceğiz. Şimdi nişasta dışarı çıkamadığı gibi iyot içeri girebilir mi? Girebilir. Çünkü iyot zaten bir boyadır ve kolaylıkla arkadaşlar yayılabilir, içeri girebilir. O zaman bağırsağın içerisinde mavi renk oluşumu gözlenirken dışarıda yani suyun içinde mavi renk oluşumu gözlenmez. Tamam. Şimdi diyor ki kabın içindeki su maviye boyanır. Hayır bak az önce söyledim. Nişasta dışarı çıkamadığı için kaptaki su maviye boyanmaz. Glikoz çözeltisinin kaba, kapta bulunan suyun da bağırsağın içine girmesi. Evet, glikoz dışarıya çıkabilir, değil mi?
Suda arkadaşlar içeriye girebilir. Doğru. İyot moleküllerinin bağırsak içerisine girmesi. İyot dediğim gibi küçük bir molekül olduğu için bağırsak içerisine girebilir. Doğrudur. Hangileri doğru olamaz dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak arkadaşlar. Bir doğru olamaz. Geçelim 7. sorumuza. Burada bitki hücreleriyle ilgili bir deney vermiş bize. Diyor ki bir bitki hücresi yoğunlukları birbirinden farklı olan 1, 2, 3, 4 numaralı sıvı ortamlarına her seferinde normal duruma dönmesi sağlandıktan sonra konulduğunda gözlenen plazmoliz ve turgor durumlarındaki farklar gösterilmiştir diyor. Oldukça uzun bir soru. Yani ben size şöyle anlatayım kısaca. Diyelim ki ilk önce birinci ortama koyuyorlar. Bu şöyle bir hal alıyor. Daha sonra bunu eski haline geri çeviriyorlar. İkinci ortama koyuyorlar. Tamam, bu şekilde düşüneceğiz. Diyor ki buna göre bitki hücrelerinin konulduğu çözeltilerin madde derişimi çoktan aza doğru. Bakın madde derişimini soruyor. Yani diyor ki hipertonik ortamdan hipotonik ortama doğru eşleştirin diyor bize arkadaşlar. Sıralayın diyor. Hangisi daha yoğun, hangisi daha az yoğun? Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? Size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu hücre öz suyu yazıyor ya, bakın şurada. Hücre öz suyu. Hücre öz suyu hangisinde daha azsa o çok yoğun ortama konulmuştur. Çünkü su kaybetmiştir. O zaman en yoğun ortam hangisi? 4 numara mı? Evet, o zaman 4 yazdım. Bundan biraz daha büyük olanı arıyorum. Bakın biraz daha büyük olan hangisi? 2 numara değil mi? O zaman 2 numara yazıyorum. Biraz daha büyük olanı arıyorum. Bakın 3 numara. Hop, 3 numarayı yazdım. Biraz daha büyük olan, en büyük olanı nedir? 1 numara. O zaman yoğunluklarına baktığım zaman en yoğun olan 4. ortam, en az yoğun olan ortam ise arkadaşlar 1. ortamdır. 4, 2, 3, 1 şeklinde gidiyor. Cevabımız bu şekilde olur. Yani böyle bir soru verildiğinde şuradaki işte hücre öz sularına bakabilirsiniz. Ya da şu hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluğa bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada daha çok boşluk oluşmuş. Şurada biraz daha az boşluklar oluşmuş. Buraya baktığınız zaman hani boşluklar çok fazla yok ama burada hiç boşluk yok arkadaşlar. Dolayısıyla yine bu şekilde de sıralayabiliriz. Gelelim 8. soruya. Diyor ki aktif taşımanın şekildeki gibi olduğu varsayılmaktadır. M taşınan maddeyi, T taşıyıcı maddeyi, E ve F enzimleri göstermektedir. Şimdi aktif taşımayı vermiş bize. Şimdi arkadaşlar bakın ATP nerede harcanıyorsa burada ABC bölgeleri göstermiş ya. ATP nerede harcanıyorsa orası hücre içidir. Çünkü ATP hücrenin dışına çıkamaz. O yüzden burası hücre içi. Hücre içi. Burası zar. Hücre zarı. Burası da hücre dışıdır. Hücre dışı. Diyor ki A az yoğun, C ise çok yoğundur. Aktif taşımada neydi bizim özelliğimiz? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınacak. Madde nereden nereye doğru taşınıyor? A'dan C'ye doğru. Dolayısıyla az yoğundan çok yoğun. Evet, A az yoğun, C çok yoğundur. Doğru. M diyor protein ya da glikojen olabilir. Şimdi arkadaşlar, aktif taşımada küçük moleküller taşınır. Büyük moleküller taşınmaz. Dolayısıyla ne protein olabilir ne de glikojen olabilir. Hiçbiri olamaz. Gitti. Ne olabilir? Amino asit olabilir, glikoz olabilir, yağ asidi olabilir, küçük moleküller olabilir ama protein, glikojen, nişasta gibi büyük molekül olamaz. B'de çalışan enzimler sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Enzimler protein yapılı olduğu için arkadaşlar sıcaklıktan etkilenir. Dolayısıyla doğrudur. Hangileri doğru olamaz dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak arkadaşlar cevabımız. Evet, gelelim 9. sorumuza. Diyor ki bulundukları ortamla izotonik denge halinde olan bitki hücresi bir süre sonra glikoz moleküllerini nişasta taneciklerine dönüştürdüklerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Şimdi bakın, bulundukları ortamla izotonik denge halinde, yani su miktarı işte diğer madde miktarları birbirine eşit. Bir süre sonra bitki ne yapıyormuş? Glikozu nişastaya çeviriyor. O zaman en sayıda glikozu bakın birleştiriyor. Nişasta oluşturuyor. Nişasta artı en eksi bir su oluşturuyor. O zaman hücredeki su miktarı artıyor bakın. Nişasta miktarı artıyor. Glikoz miktarı az oluyor. O zaman hücrenin ozmotik basıncı ne olur? Bakın su miktarı arttığı için artık suya ihtiyaç duymaz, değil mi? O zaman ozmotik basıncı düşer. Yani suya olan ihtiyacı azalır. Turgor basıncı ne olur arkadaşlar? Zaten ozmotik bulduğumuz zaman turgor tam tersi. Turgor basıncı da ne olacak? Artacak. Diyor ki
Hücre içinde ozmotik basıncın azalması. Evet, ozmotik basınç azaldı. Bu oldu. Hücre ortamdan su çekerek hacmini artırması. Arkadaşlar zaten içinde su var. Ortamdan yine su çeker mi? Çekmez. Yanlış olan bu olacak ama diğerlerine de bakalım. Ozmotik dengenin bozulması. Evet, su oluşumu gözlendiği için ozmotik denge bozulur. Hücrenin dış ortama su vermesi. Su var fazla miktarda, dış ortama verebilir. Ortamdan hücreye glikoz geçmesi. Glikoz molekülleri azaldığı için ortamda glikoz varsa geçebilir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yanlış olan hangisi olacak? B şıkkı olur. 10. soru diyor ki, ökaryot tek hücreli bir canlı. Hangileriyle aldığı besin maddelerini besin kofullarında lizozom organeli yardımıyla hidroliz edebilir? Bakın, besin kofulu ve lizozom organelinin birleşebilmesi için olayın endositoz olması lazım. Endositozunda hatırlayalım, iki tane çeşidi vardı. Neydi bunlar? Fagositoz ve pinositoz. Pinositoz. Fagositoz katı maddelerin hücre içerisine alınmasıydı. Yalancı ayak oluşumu gözleniyordu. Pinositoz da sıvı maddelerin hücre içerisine alınmasıydı. Burada da pinositik cep olayı gözleniyor. O zaman burada bakıyorum, hangisi var arkadaşlar? Hangisi var? Fagositoz var, değil mi? O zaman fagositoz olayıyla besin kofulu oluşturur ve lizozom organeli yardımıyla hidroliz eder. Cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olacak arkadaşlar. Kolaylaştırmış difüzyon, aktif taşıma ve difüzyon olaylarında tamamen maddenin kendi geçişi söz konusudur. Yani yalancı ayak oluşumu falan gözlenmez. Burada küçük maddeler taşınıyor ama fagositozda büyük maddeler taşındığı için besin kofulu ve lizozom organeli birleşmesi görülür. Gelelim 11. soruya, son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki, şimdi burada sitoplazmadaki su miktarı ve zamanla ilgili bir grafik vermiş bize. Diyor ki, yandaki grafikte bir bitki hücresinin sitoplazmasındaki su miktarı gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğru olamaz? Şimdi bakın, bir numaraya bakıyorum. Hücre sürekli su çekiyor, değil mi? Bakın, normalden daha da yukarı çıkmış. O zaman birinci ortamda hücre hipotonik bir ortama konulmuş olabilir mi? Olabilir. Hipotonik ortama konulmuştur ve hücre sürekli su alıyordur. Daha sonra geliyorum 2'ye, bakın 2'de ne olmuş? Su miktarı azalıyor. Yani hücre su veriyor arkadaşlar. O zaman su veriyorsa hipertonik ortama konulmuş olabilir mi? Evet. Geliyorum şuraya, tekrardan bakın. Tekrardan su almaya başlıyor. Yine o zaman hipotonik ortama konulmuş arkadaşlar. Burada da denge haline gelmiş. O zaman izotonik bir ortam oluşmuştur. Şimdi diyor ki, bir nolu aralıkta hücre hipotonik ortamda turgor olmuştur. Evet, hipotonik ortama konulmuş ve su miktarı arttığı için de turgor olmuştur. Doğru. İki nolu aralığın sonunda hücrenin ozmotik basıncı artmıştır. Bakın, hipertonik ortamda sürekli su kaybediyor. Ne oldu? Ozmotik basıncı, yani suya olan ihtiyacı arttı. Doğru. 3 nolu aralıkta hücre izotonik ortama konulmuştur. Şimdi arkadaşlar, 3 nolu ortama geliyorum. Direkt 3 nolu ortamda izotonik ortama konulmuş olsaydı madde giriş çıkışı olurdu ama eşit olurdu. Yani denge haline gelemezdi. O yüzden bu yanlış olması gerekiyor. Diğerlerini de okuyalım. 4 nolu aralıkta hücre ozmotik denge halindedir. Evet, ozmotik denge izotonik ortam, doğru. Bütün zaman aralıklarında su değişimi enerji gerektirmeden yapılmıştır. Zaten su nasıl geçiyor? Ozmoza bağlı geçiyor. Bu da enerji harcanmayan pasif taşımayla gerçekleşir arkadaşlar. Dolayısıyla enerji harcanmaz, doğru. Yanlış olan ne olacak? C şıkkı. Neden yanlış? Bakın, 3 nolu ortamda direkt izotonik ortama konulmuş olsaydı su seviyesi burada kalırdı. Yani artmazdı. Dolayısıyla artması için hangi ortama konulması lazım? Daha az yoğun, yani suyun fazla olduğu hipotonik ortama konulması gerekiyor. Evet, böylece soru çözümümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sonraki videolarda hücreler arası haberleşmeye geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.